Herkese merhaba. Anne çok karanlığım. Ya haydi yiyelim onun karanlığını. Şöyle. Ha şöyle. Ha. Öyle böyle derken kameraya. Kamera düştük ha. Merhabalar herkesi. İşimizi de fırçaladık. Azıcık siz göreceğiniz. Elimle şöyle yaptım. Bunlar hep yayınlanacak. Kesmeyecek. Hayır. Ben yapıyorum. Herkese selam. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Bayramınız nasıl geçti? Ömer'e inat etti Sıla. Yasak ya onu. Hamburger söyledi sitedeki çocuklarla. Bir de bütün çocuklar merdivende yedi, binanın merdivende. Ömer'i zorla içeri aldık. Sıla da sinirlendi. Zararlı olduğu için. Kızım boş verdim, atın önü var. Arpadan olsun. Bir de bana söyle. Bir de bana söyledi. Hep onlar yiyor. Açıyorum. Mekan söyledim. Biri Big King. Bu King çıkıyor. İsmini bile 40 yıl söyle yani. Böyle biri Big King, biri de bir şey. Birisi de bir şey. Mekanımızı aradı bir şey. Bir tane soğan halkası var. Bir de bir boy patates var. Abi özellikle hani şey yazıyorum diyorum sıcak. Ki. Sıcak. Sıcak hani çünkü her geldiğinde barbekü sos. Her geldiğinde dehşet soğuk patatesler yiyorum. Dehşet soğuk soğan halkaları yiyorum. Hani her seferinde yazıyorum. Bir kere ciddi alırsanız çok memnun kalacağım. Sarımsaklı mayonez söyledim. Bir de ketçap. O da ekstradan başka bir sos yoktu. Bir tane pipet koymuşlar. İki tane bardak alıp geliyorum. Bir de şöyle bırakıyorum. Cheese. Bir de şey soru sordu da, Instagram story'den. Oradan gelen işte sorulara falan da bakacağım. Haydi haydi, hangisi benim? Sen başla, istediğine başla. Bak bakalım. Biri et, biri tavuk, istediğine başla. Üç cücük şey. Olmadı bölüşürüz ikisinde. Tamam, tamam, tamam. Niye sen ne istediğini ver? Yok onu. Ben anneyim. Çamur dolsaydı. Anlayalım. Sen mi? Niye bu kadar büyük ya? Bu da iki katlı tavuk. Ama bu öyle bir gelmiş ki şekli şemali kaymış. Gel fotoğraf bırakacağız. Anne ekran fotoğrafı, kapak fotoğrafı. Hamburgerini eline al. Hamburgerini eline al. Ekran fotoğrafı bırakacak mısınız? Pembemden alırım. Şimdi böyle ben bunu ilk defa yiyorum. İki katlı içememiştim. Bunu da al bari. Müslümanım. Ne yapıyorsun? Ne? Daha cicilerimi de yeni giymiştim. Ben bunu nasıl yiyeyim? Yani benim yaptığım soğan halkası daha güzel. Soğumuş. Buradan sesleniyorum Burger King. Zaten ben çocuklarıma yasaklıyorum zararlı diye. Ama başa çıkamıyorum. Gönderdiğiniz şey de düzgün olsun bari. Para alıyorsunuz. Kesinlikle sınadılar şu an sana. Kendini ifade edecek 3 şey. Benim YouTube. Temizlik, bulaşık, hizmetçilik. Benim YouTube. Bir dakika dur. YouTube. Telefon. Bilgisayar. Odada yalnız kalmak. Evet. Çünkü aşağı gelirse anne sonunda iş buyuracak. Hayır yani. Yok ya. Karış gibi. Ya özellikle dedim ki patatesler her seferinde soğuk geliyor. Güzel gönderin. Bu ne? Sence aşk nedir? Sen mi yorumlayacaksın, ben mi? Ha. Bana mı geliyor? Hı hı. Bence mi? Elmayı kesiyorsun ya. Daha bütünleş, yapışınca yer yabuk yubuk oluyor da bütünleşmiyor ya. Benim aşkım öyle. Kestik, yapıştık. Biz tam şekli şemali bir olduk. Oldu mu? Hı hı. Olmadı mı? Vallahi aşk. Aşk mı desek, sevgi mi desek,
her iki tarafta birbirini anladıktan sonra, dinledikten sonra biz 23 yıl, bir de onun 89'dan beri. Sen konuş. Tam 30 yıl. Dile kolay. Tam 30 yıl oldu eşimle. Bazı ailelerin yaşayamayacağı çok şeyleri atlattık, zorlukları ama biz hala el eleyiz. Değil mi Sıla? Ne anlatıyorsun? Öyle değil miyiz? Demek ister misin? Demek. Hangisini daha çok seviyorsun? Ömer mi, ben mi? Hiç beni de ayırt edemem ki. Geç bu işlere. Asla. Sen hemen Ömer diyeceksin. Ya. Yani sana göre Ömer değil mi? Ya. Tamam, ben soruyorum soracağım. Baban mı ben mi? Babam. Ya. Direkt söylüyorum. Direkt söylüyorum. Sen söyle hadi. Hiç beni sevmiyorum değil mi? Ömer! Ömer! Bırakın üstüne Ömer. Bu lafın üstüne değil ya. Bizim bir lafla. Hayır, ben ayırt edemiyorum. Düşünüyorum bazen yatakta. Günlerce defalarca ben şey yapamıyorum. Sıla yerine adını ne koyacaklarmış yani? Babası koydu cici annesiyle. Bana kalsaydı Rümeysa koyacaktı. İyi ki Sıla olmuş. O Kur'an'dan. Şimdi Rümeysa... Rümeysa'lara. 9. sınıfta en çok hangi derste zorlandın? Biyoloji sanırım. Evet, biyoloji bayağı zordu. Bana sevdiği çocuk kim yazmış? Ne bilsem? Yemeği alacağım da. Ne yemeği alıyorsun ya? Eskiden ilkokulunda bir tane kepçe kulaklı vardı. Anne! Ay! Ay! Ay yani o derece. Yıllar sonra tesadüfen bir ödül yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Anne seni doğurduğuna pişman mı? Bazen pişman oluyorum. Yok canım, saçmalamayın. Evlat, keşke genç olsaydım da 2-3 iki tane daha olsaydı. Evlat gibi zenginlik var mı? En güzel zenginlik evlat. Hani Sıla gibi bir benim kızım. İlerideki eşim de, yani benim ilerideki kocam da senin onda olmasını istediğin özellikler. He, damadımın sevdiği özellik. Hani hangi istediğin? Kızıma değer versin. Yerini bilsin. Bize ailesi bilsin. Yani hani Sıla da onlara, Sıla da onlara ailesi bilsin. Çok istediğim şey. Hani bizde nasıl Sıla rahat ediyorsa eşi, Sıla'nın eşinin de öyle. Hani damadımızın da bizde öyle rahat etmesini, çekinmesini, sıkılmasını istemem. Gelsin, yesin, içsin, buzdolabımı aç. Aç. Ya boğazım bak. Tamam, sakin keserim ben öyle. Yani hani buzdolabımı karıştırsın, istediğini yapsın. Hani evde kendi rahat etsin. Sevgilinin olmasına ne tepki verir şu an olsa? Bir tepki vermem, zaten gelip geçer. Yani en fazla 3 ay, 5 ay, 6 ay sürer. Ama büyüyünce de mantıklı karşılarım. O devirlerden bizler de geçtik zamanında. Platonik olarak hoşlanıyorsun, ediyorsun veya görüyorsun. Ben babasını 16 yaşındaydım gördüğümde. Yani ki küçükken bir tanıyordum da. Hani şöyle düşünüyorum. Şimdi bu doğanın kanunu. Yani sizin içinde zaten sevgi duygusu var. Tabii ki. Yani olacak elbet. Ben olacak. Ona nasıl baskı gösteririm ki? O duygusunu ben köreltemem ki. İsterse 3 yaşında olsun, isterse 5 yaşında olsun. Yani insanın eşini bulacağı yaş herkesin farklıdır. Birinin 5 olur, birinin 18 olur. Ben karşı çıkmam. Gelir bana der ki hani böyle böyle biri var. Ben şu an dedim ki çok erken. Bir üniversiteye git. Zaten üniversite hayatında biliyorsunuz okulda kıyafet derdi bilmem ne yok. Çantayı koluna taktın mı gezmeye gider gibi gidiyorsun, geliyorsun 3-5 saatte. Ya muhakkak çevrede, yani okulda birbirine bakacak, sen onu beğeneceksin, o seni beğenecek. Yani okul demek evet ders ama hani bir mantıkla da bakınca kendini göstermek ya da ne bileyim hani gençliğin verdiği bir işte heves, heyecan. Anne çok uzatma, boş ver. 3 kelime göre bitir soruyu. İzin veririm. Annenle en çok hangi konuda kavga edersiniz? 3, 2, 1. Pislik. Temizlik. Bir günlüğüne karşı cins olsan ilk ne yapardın? O ne demek? Anlamadım. Karşı cins erkek olsan mı? Ben zaten evin erkeğiyim ki dışarı seviyorum. Yani, hiç, yani kadın gibi bazen hissetmiyorum kendimi. Hizmetçi, ahçı,
hasta bakıcı. Hep evin erkeği. Yani ben eşimin hep arkasındayım, erkek gibi. Kendimi de savunuyorum, onu da. Hep böyle taş gibi arkalarındayım. Benimkinizden. Kendimden bir soru soracağım. Şimdi kendinden soracağım deyince de yanlış anlayacak. Sanki ben öyle hissediyorum şimdi. Hayır. Geçen TikTok'ta gördüm o yüzden. Ben mesela... Ben bunların anlamlarını bilmiyorum bu arada ama... mesela lezbiyen olsam... İşte bir, onun bir sürü çeşidi var ya. Gördüm. Onlar... Verim. Tamam. Allah mahvoldu. Onlardan olsam... Yani ne tepki verirdim mesela atıyorum. Kızım onu o kendisi tercih etmiyor ki. İşte onun yani olsa... Ya onu da Allah nasip ediyor. Şimdi kimse mesela ben kadın hissim var. Babanın erkek hissi var her duygusal olarak. Şimdi babam benim hissettiklerimi hissedemez her konuda. Ondan sonra. Ben onun hissettiklerini hissedemem. Yani ama hani üzüntümüzü, şunumuzu, bunumuzu o zaman beraber paylaşıyor. Ama, ben de biliyorum. Ha, ama şöyle bir şey yani o... Olsam yani. Ha, benim mesela birkaç tane öyle gittiğim kişiler var biliyorsun. Hani Anıl falan hani mesela eğlenceye. Hani kadınlar matinesinde var mesela öyleleri. Ya onlar o hayatı seçmeli ki. Yani şöyle. Yani sonuç olarak ne tepki verirsin? Yani hayır bir tepki veremem ki. Seni şimdi ya Allah seni mi? Allah kız yaratmış şu an. Ömer'i oğlan yaratmış. Şimdi seni mesela değiştirebilir miyim? Elimde ikinci bir erkek isteme şansım var mı? Seni erkek yani yapabilir mesela, miyim? Yapamam. Ama onlar kendilerini kadınsa erkek hissediyor, erkekse kadın hissediyor cinsel olarak. O kendini öyle hissetmediği için hayır, onu ameliyatla bir şekilde sen değiştiriyor. Sen yanlış anladın. Ben öyle bir şey demedim. He. Ben kızlardan hoşlansam, yani kız sevgilim olsa. Ama bak işte onu sana ben onu demek istiyorum. O bir duygu yani bir cinsellik bir içgüdüsü. O yüzden sen kendini kızsın ama onlar da öyle. Kız ama Allah onu kadın yaratmış ama Bülent Ersoy gibi. Ama o kendini öyle hissetmiyor. Yani onu yapabilecek bir şey yok ki. Tamam. Babandan atıştır işte. Bunu ayrı ayrı canlandırdım. Tamam bunu kız. Hayır. Anlat. Anlat. Çok güzel, çok güzel. Kocacığım seni çok seviyorum. Derslerin bu sene gibi miydi? Sıla'nın bir huyu var. Ben açıklıyorum. Sıla'nın bir huyu var. Ben İlk derslerde, ilk yazılarda böyle lay lay loy 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 loy. İstemiyorum, okumayacağım. Okuyan da ölür, okumayan da ölür. Sıla sonra bir takdir hevesine 84'lerde böyle her dönem 84'lerde böyle tık kalıyor. Tık. 85, geçen de 87 ile takdir aldım. Ama hep böyle bir koşturmada. Annenin seni desteklediği kadar baban da destekliyor mu? Şöyle. İlk başta annem de desteklemedi, babam da desteklemedi. Yani tam böyle... Hiçbir zaman da kızmadık. Biz derslerin... 4 ay peşinde koştum. YouTube'a girebilir miyim diye. Ama şöyle bir millet şey... Millet seni mi izleyecek dendi. Ama biz şöyle... Sonra ben istedikçe en sonunda... Üf girersen gir dendi. Ben girdim. İşte derslerini etkiliyor. Çık dendi. Yani bizim sıkıntımız dersiydi. Çünkü niye Sıla çok gerçekten bir pikniğe de gitse kitabıyla gidiyordu. Yani o dereceydi. Sıla sürekli ders çalışıyordu. İşte yüzüyordu. Bir de sürekli biz mesela çok gezen bir aileydik. Gece bile babamız geldiğimiz sahile giderdik 1'e 2'ye kadar. Dışarılarda çok gezerdik. Tatillere giderdik. Sıla hala bile o şekilde kitap götür ders çalışır. Sıla YouTube'a başladı, dersler bitti. Biz bunun farkında olduğumuz için şey diyorduk. Kızım bir oku, üniversiteni getir. Buradaki getiren para veya işte bir marka, herhangi bir şey senin geleceğini hiçbir zaman kurtarmaz. Kafanı bulandırma. Hani biz o mantıkla hep gittik. Ama Sıla hiçbir zaman dinlemedi. Baktık 4 ayın sonunda yani sürekli söylüyor. Artık yeter dedik yani tamam of dedik.